Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Dil bilgisi kampına devam ediyoruz. 17. video ile karşınızdayım. Nedir hocam? 17. videonun içeriği tabii ki zarftan sonra edat, bağla, cümlem. Sonrasında hocam eylem gelecek. Eylemi tek tek tane tane ele alacağız. Çünkü böyle genel alınacak bir konu değil o. Neden hocam? Eylemse tek başına sorudur. Ne bileyim, eylemde yapı tek başına sorudur değil mi? Çatı belki bir ihtimal falan diyeceğimiz konular arasındadır. Doğal olarak her bir konu altın değerinde olunca eylemi ayrı ayrı işleyeceğiz. İnşallah bir aksilik olmazsa sık bir şekilde paylaşacağım onları da. Peki geldik edat, bağlaç, ünlem üçlüsüne. Şimdi hemen burada çok önemli bir bilgiyi, şu ileyi bir hatırlatarak başlayalım. Şöyle yapalım. Tam ortaya koyayım hocam. Bağlaca da edata da hafif hafif gider şekilde koyayım. Şimdi ben ile ile ilgili bir video çekmiştim, hatırlayacaksınız. İle değişti diye, videomuzun aynen adı bu. İle değişti. Orada ilenin bağlaç olduğunu, hatta yani 3 maddede de bağlaç olduğunu göstermiştik. Türk Dil Kurumu'na TDK sözlük diye yazıp da girdiğinizde arkadaşlar, İleye yazıyorsunuz, tıklıyorsunuz ve 3 madde söylüyor, 3'ünü de bağlaçtı. Ben de hemen videosunu çektim, sizlerle paylaştım. Bu videodan en fazla 1-2 hafta sonra hocam, bir hafta diyelim Aydoğan'a, en fazla tekrar TDK sözlüğe girdim. İle yazdım, bir baktım bu sefer de edat olduğu hali yazıyor. Hemen bir videoda onun için çektim. Doğal olarak son videoyu baz alacağız. Yani şu anki güncel bilgi şudur. İle yerine V geliyorsa, aman dikkat şöyle yazalım. V geliyorsa bağlaç. İle yerine ve gelmiyor ise edat. Yani bildiğimiz 100 yıl önceki bilgi, tamam. Eski bilgimiz yani, her konu anlatımında hemen hemen herkesin vurguladığı bilgi bu. Bu da doğru bilgidir, tamam. Tekrar ediyorum. Cümlede ile yerine ve gelebiliyorsa veya bağlacı bağlaçtır. Gelmiyorsa edattır, haberimiz olsun. Onun dışında çok bir ikilem yok aralarında. Ünlem zaten oldukça bağımsız. Eyvahlar, tühler, vahlardan ibaret. Ünlemle ilgili soru geleceğini hiç sanmıyoruz. Edat bağlaç ikileminden ile sorulabilir, tehlikelidir. Onun dışında yalnız, ancak gibi ifadeler var. Sadece anlamı kattığı sürece edat dediğimiz, ama yine de tekrar tekrar söylüyorum. Madde olarak verdiklerim önemli. İle çok tek başına geldi, çok çok önemlidir. Yani değişebilir diğerleri. O yüzden ben değişmelere karşı sizlere bilgileri hemen aktaracağım videolarla. Peki şu an güncel bilgilerle bu uygulamayı yapacağız. Bakalım neler olmuş değil mi? Neler var? Hemen bu metin içerisinde edat, bağlı, cümlem ne var ne yok bulalım. Ondan sonra biraz daha konuşalım. Ne diyor ilk cümlemizde? Arkadaşlarıyla geldiği için onun gibi ilgi görmemişti diyor. Şimdi bismillah hocam. Önce besmeleyi burada bir çektik. Arkadaşları ile geldiği için burada bir ile gördük. Az önce yaptığımız açıklama. Hemen yerine V bağlacını koyuyoruz. Arkadaşları ve geldiği için. Hayır, burada bir kopukluk var. Doğal olarak bunun edat olduğunu söylüyoruz ve gayet doğru bir şey söylüyoruz. Edat 1. Geldiği için, ha, için edatı, tamam hocam, bu da net edattır. Şöyle yuvarlak içine ala ala gidelim, tamam. Onun gibi ilgi görmemişti. Hocam bir de burada gibi yok mu sanki? Evet, bir de burada gibimiz var. Lütfen unutmayınız, için ve gibi en klişe edatlardır arkadaşlar. Ben de o yüzden uygulamaya bu ikisiyle başladım. Yani ne demek hocam klişe derken? Hemen hemen her metinde, her uygulamada karşımıza gelen, sınavda sorulursa illaki bir yerlerde görmenizin isteneceği İki edattan bahsediyoruz. Bu toplantıya katılmak üzere erkenden kalkmıştı ama olmadı. Mac üzere, bunu tek başına alabilirsiniz arkadaşlar bu edatı. Üzere diye de alırsınız ama genelde yapmak üzere, gitmek üzere, vermek üzere, almak üzere, sormak üzere. Mac üzere kalıbıyla görürsünüz ama çok da önemli değil. Devam. Erkenden kalkmıştı ama olmadı. Ha, burada hocam ama bağlacı yok mu? Var, süpersiniz. Ama bağlacı var. Ondan başka herkes geç kalmıştı diyor. Ondan başka derken burada den başka, yuvarlak için alalım yine, edattır arkadaşlar. Ha, bazı sözcükler sıkıntıdır. Mesela başka kelimesi tek başına sıkıntı. Başka dünyalar dersin, sıfat olur. Sen başkasın dersin, ne bileyim artık, zamir olur değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Aman dikkat. Den başka kalıp olması lazım edat için. Herkes geç kalmıştı, eyvallah. Doğru bir toplantı olup olmadığını eve doğru giderken düşündü diyor. Şöyle bir bakıyoruz. E doğru var değil mi? Aman çok çok önemlidir. E doğru kalıbı. Şimdi neden bunu den başka e doğru gibi alıyoruz? Mek üzere diye alıyoruz. Hocam edatlar neden sürekli bir ekle bağlantılı olarak alınır? Bunun nedeni şudur. Edatlar tek başına, bağlaçlar da öyledir, anlam taşımayan sözcüklerdir. Tek başına anlam taşımamalı. Yani doğru dersem tek başına bir anlamı var ama e doğru dersem nasıl bir anlamı olabilir? Doğal olarak o anlamı öldürmek adına den, e, a gibi bazı ekleri bağlamaya çalışıyoruz edatları gösterirken. Giderken düşündü. Aklındakilerle yaşadıkları bir değildi diyor. Aklındakiler ile buradaki ileye bakalım.
Aklındakiler ve yaşadıkları, ha oldu. Bu bağlaçmış. Bakın buradaki ile edat, buradaki ile bağlaç arkadaşlar. Çok önemli bir ayrıntı. Güzel oldu bu uygulama. En azından bu ikilemi de, karışıklığı da gidermiş olduk. Devam. Bir değildi diyor. Yalnız olanlar değil, yani sadece olanlar değil. Ha, edatın ta kendisi. Oradakilerin tavrı da kötüydü. Daha D bağlacı yok mu hocam? Var, devam. Toplantı veya dünkü sanat çalışmalarım diye kendi kendine bir soru girdabına sokmuştu. Veya bağlacımız var burada. Çok alışkın değiliz değil mi bağlaçları görmeye? Çünkü bu tarz uygulamalarda genelde metin edatla yoğrulmuştur değil mi? İçinler, gibiler, kadarlar, havada uçar edatlar. Doğal olarak bağlaçları çok görmeyiz. Burada bağlaçları da gördük, güzel oldu. Dünkü sanat çalışmalarım diye. Hocam birazdan güncel bilgiyi vereceğim şu diye ile ilgili. Bakalım diye edat mı, zarf mı, zamir mi? Ne hocam, bakacağız şimdi birazdan buna. Kendi kendini bir soru girdabına sokmuştu. Bunları düşünmüş olmalı ki bir karara varmıştı. Olmalı ki, ha, ayrı yazıdan bir ki'den bahsediyoruz. Ki zaten ayrı yazılıyorsa hiç okumaya gerek yok. Onun zaten bağlaç olduğunu herkes bilir. O kadar da değil. Ne ilk düşündükleri ne de yaşadıkları onu sevindirdi. Bakın burada bir NN bağlacımız var arkadaşlar. Bir de D bağlacımız var. NN bağlacı tıpkı ister ister, hem hem, ya ya, ne bileyim artık, gerek gerek de olduğu gibi. Yani karşılaştırma bağlacı olarak da geçer, ikili bağlaç olarak da geçer. Cebinizde kalsın, tamam, önemlidir NN bağlacı. Ve NN bağlacı varsa cümle mutlaka olumlu bitmelidir, tamam. Yani ne ilk düşündükleri ne de yaşadıkları onu sevindirmedi. Böyle bir cümle olmaz, bu bir anlatım bozukluğu olur. Zaten NN bağlacı anlamca olumsuz yapar cümleyi. NN bağlacı varsa cümle biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. Aman dikkat, bir daldın, bir kafa yandı gibi, bir kendine gel. Ah, kararlarını verirken sürekli bir şeyleri değiştirmeseydi. Ünlemi bakın en sona yapıştırmış. Belli ki ünlemi, o duyguyu cümlenin tamamına taşımak istemiş. Yani hocam şuradaki ah kelimesini ne yaptık? Ünlem olarak aldık, kabul ettik. Bütün gayretlerine rağmen bunları yaşamıştı diyor. E rağmen ifadesi de karşın gibi bir anlam katmış. Net bir edattır. Devam. 1, 2, 3 sayalım bakalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10'un sayma, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. Bakalım şöyle bir gözden de kaçırmayalım herhangi bir şeyi. Aynı zamanda arıyorum. 16, 17 dedik. Tekrar sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet. Tam 17 adet arkadaşlar edat, bağlaç, ünlem gördük toplamda. Bu 17'de en azından bir 14-17 aralığını, hani bir iki tanesi kaçabilir. Ne bileyim, böyle bir deyi kaçırmış olabiliriz buradaki. Ya da şu ileleri karıştırıyorduk, belki bilemedik. Toplamda 3 yapar. Doğal olarak hocam bir 14-17 arası tehlikeli olabilir. Yani bu araya ulaşanlar için süpersiniz hocam diyebiliriz artık. Ondan sonrakiler 10-14 arasında saygı duyarız. Ama ondan aşağıya asla saygı duymayız. Hocam bir iki tanesini bulabildim, vallahi buradaki amayı gördüm, bir de içini gördüm diyorsan büyük rezillik. Hemen konu anlatımına çalışmalısın, bakmalısın. Peki hocam, uzattık şu diye kelimesiyle ilgili güncel bilgimiz gelsin. Güncel 2021 hocam, 29 Mart, dikkat. Hemen bugünkü bismillah dediğimiz bilgimiz diye sözcüğü zarf olduğu bilgisi. Diye sözcüğünün, aman dikkat, Türk Dil Kurumu'na TDK'ye hocam diye diye yazdığınız zaman onun yine bir 2-3 madde olmalı. Maddeler içerisinde onun zarf olduğunu, evet 3 madde net hatırladım, zarf olduğunu söylüyor. Cebinizde kalsın diye kelimesi, herkes farklı bir şey anlatabilir. Hiç önemli değil kimin ne anlattığı. Türk Dil Kurumu'nun ne söylediği önemli. O yüzden ben de hemen Türk Dil Kurumu'na sizi gönderiyorum diye kelimesini yazıp görmeniz için. Peki hocam, edat, bağlaç, ünlemi de bitirdik. 17. videoydu Dil Bilgisi Kampı'nda. Bomba gibi inşallah devam edeceğiz. Gün içerisinde inşallah size bir rehberlik videosu bekliyor. Yarın da rehberlikler gelecek. Artık bol bol rehberlik videolarıyla da yanınızda olmaya çalışacağız. Çünkü bu dönem biraz rehberliğe ihtiyaç duyduğumuz da bir dönem aynı zamanda. Eylem bizi bekliyor arkadaşlar Dil Bilgisi Kampı'nda. Eyleme geçeceğiz. Eylemde yapı, çatı vesaire, ekipe, zamana, ne bileyim, şovun hepsine bakacağız. Ardından cümlenin ögeleri gelecek inşallah. Yani çok önemli konularda geziniyoruz. Bu konuları tek tek dolaşırken aynı zamanda rehberlik videoları da iyice donanımlı hale geliyoruz. Yani içiniz rahat olsun, bomba gibi gidiyoruz. Kampımız biter bitmez böyle Nisan'ın ortasına sonuna hemen bir genel tekrar başlatacağız. Sınav anına kadar da genel tekrar kampıyla inşallah yanınızda olacağız. Biraz daha böyle canlı yayınları inşallah ağırlıkta tutacağımız bir kamp olacak. Güzel olacak, bir aksilik olmazsa. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz ne yapmalısınız bu arada? Tabii ki taktiklerle dil bilgisi kitabından bol bol soru çözmelisiniz. Elinizde başka kitaplar varsa tabii ki oralardan da bol bol deneme yapmalısınız. Artık yavaş yavaş
İki güne bir deneme olacak şekilde gitmenizde fayda var. Günde bir denemeleri artık Mayıs gibi falan başlarsınız. Nisan sürecine, Nisan'a girdik diyelim, haydi Mart'ı öldü kabul edelim. Bence iki günde bir deneme yapmanızda büyük fayda var. Elinizde ne kadar çok kaynak olursa olsun, hocam bende yüzlerce deneme var, her gün bir tane yapsam olur mu? Bu tamamen senin analizini doğru düzgün yapıp yapamayacağınla alakalı bir durum. Yani denemeyi çözüp bir köşeye atarsan günde 10 tane de yaparsın değil mi? Bir faydası olmaz gerçek anlamda. O yüzden günde bir tane Mayıs itibariyle bence uygundur. Nisan ayı itibariyle de iki günde bir tane adam akıllı deneme çözüp analiz yapmanızda fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.